Bu saate kadar zaten Harry Potter'ın yapımıyla alakalı, arka planıyla alakalı söylenebilecek hemen hemen her şey zannediyorum ki söylendi. Harry Potter biliyorsunuz zaten J.K. Rowling'in inanılmaz fakirlikten kırılırken çocuğuna işsizlik maaşıyla bakmaya çalışırken trende aklına gelmiş ve sonradan bir kafeye oturup yazdığı bir roman serisi ve ilk kitabı olan Harry Potter ve Felsefe Taşı da işte X senesinde çıkmış, Y satmış, Z kişiye ulaşmış. Bunlar çok önemli rakamlar değiller. Çünkü Harry Potter'ı anlatmaya ve anlamaya çalışırken rakamlar üzerine ilerlemek ve bunu bir ürün olarak tasdik etmek bir anlamda onu kategorik olarak böyle Percy Jackson falan filan minvallerinin yanına taşıyor. Percy Jackson'la alakalı veyahut da Percy Jackson gibi olan kitaplarla alakalı herhangi bir sorunum yok ve bunları seviyorsanız da lütfen üzerinize alınmayın. Muhakkak iyi ve keyifli kitaplardır. Ancak Harry Potter ve Felsefe Taşı ve sonrasında gelen kitapların arkasında başka bir şey var. En azından benim için öyleydi. Ben o kitapları okuduğum zaman dürüst olmak gerekirse filmi izlemiştim. İlk filmi Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi geldiği zaman bir arkadaşımla beraber bir sinema salonuna gitmiş ve sinema salonunda Harry Voldemort'u alt ettikten sonra alkışlayacak kadar olaya coşan insanlarla izlemiştik. Yalnız yanlış yerden mi coşuyorlardı çok bilmiyorum çünkü ben bundan sonra en son bir daha bir sinema salonunda birinin filmi alkışladığını gördüğüm zaman film Kurtlar Vadisi Filistin'di. Diyeceksiniz ki Kurtlar Vadisi Filistin'de sinema salonunda ne işin vardı? Bu çok güzel bir soru. Bunu inşallah bir ara cevaplarım ama bu sefer konumuz Harry Potter ve spesifik olarak benim o filmi gördükten sonra vay arkadaş diye ekstra coşup coşmamla beraber kitabı edinmem. Kitabı edindikten sonra ben o kitabı edindiğim zaman sadece ilk 4 kitap yayınlanmıştı zaten halihazırda. Ve ben ilk 4 kitabı inanılmaz korkunç bir hızla okudum. Çünkü benim için inanılmaz bir yere dokunuyordu Harry Potter ve Felsefe Taşı. Özellikle Felsefe Taşı'nı bitirdiğim günü, bitirdiğim anı cam gibi hatırlıyorum. Ben bir özel okulda okudum. Bu benim tercihim değildi, bana sorulmadı. Ve dürüst olmak gerekirse ailenin de genel olarak çok salahiyet dahilinde aldığına inandığım bir karar değil. Çünkü benim annem de babam da öğretmen. Ve bize bir yerden gömü kalmamıştı yani. Sadece ve sadece annem babam ikisi de öğretmen oldukları için eğitim fetişine sahip insanlar olarak çocuğu ne yapalım edelim de en iyi eğitimi verelim şeklinde bir düşünceyle tabii ki çok müthiş bir naiflik ve iyi niyetle inanılmaz bir vizyonla kendileri ikişer iş yapıp inanılmaz ceplerinden kısıp bir yandan kooperatife girerken bir yandan da beni okula yollamak gibi inanılmaz memur bir yaşam tercihi yapmışlardı. Şimdi bunun kooperatife girmek olanı ikisi için de yıllar sonra çok iyi kararlar oldu. Ama ikinci verdikleri karar benim için çok iyi bir karar olmadı. Çünkü özel okulda öğretmen çocuğu olmak kolay bir şey değil. Çünkü etrafınızdaki insanlar bir telefon çıktığı zaman yenisini alıyor. Siz hala babanızın size attığı eski Panasonic antenli telefonla geziyorsunuz. Bu dertlerinizin en küçüğü. Çünkü sizden çok farklı hayat tarzları yaşıyorlar ve sizden çok farklı anne babalara sahipler ve onlarla sizden çok farklı konuşuyor onların ebeveynleri. Çok farklı hayatlar yaşıyorsunuz yani neticesinde. Ve bu farklı hayatlar çocuk zalimliğiyle birleşince otomatikman akran zorbalığına sebebiyet veriyor. Şişman gözlüklü fakir kombinasyonuna sahip olmak gibi müthiş bir piyango bileti vardı elimde ve bu piyango biletinin ödülü olarak da devamlı işte laf atmalar, küçük düşürmeler, dalga geçmeler, fiziksel şiddet, taciz bilmem ne falan filan. Zaten akran zorbalığı deyince aklınıza gelebilecek hemen hemen her şey benim başıma gelmiştir. Ve bu küçük düşürücü bir şey, bu çok aşağılayıcı bir şey ve bu gerçekten sizin içerisinde karakter olarak bir adeta bit gibi içeriden büyüyüp büyüyüp kurçuk bırakıp yıllar sonra inanılmaz çirkin görüntülere sebebiyet verebilecek bir şey. Ve ben bugün eğer kafayı yemediysem ve bugün samimiyetle söylüyorum ki eğer aşağı yukarı ortalama olarak yine görece normal yani en azından kabul edilebilir manyaklık dahilinde bir insan olarak kaldıysam bunun en önemli sebebi Harry Potter'la tanışmış olmamdı. Çünkü Harry Potter, ben bunu daha önce de değinmiştim biliyorum ama ben o spor salonunda okuduğum zaman neredeyse nefesimi tutarak, neredeyse hiç ara vermeyerek o kitabı o spor salonunda etrafımda benden hayatta her konuda daha iyi gözüken insanların arasında yapayalnız bir şekilde okurken sadece o dünyaya girerek ve sadece o dünyada kendimi kaybederek okurken gördüklerim sayesinde ben hayatta kaldım. Bunu size çok net söyleyebilirim. Çünkü Harry Potter Harry karakteri dördüncüler tarafından kitabın ilk çeyreği boyunca tacize uğruyor. İnanılmaz. Tokat, silme, her şey. Merdivenin altında bir odada ve hayatı boyunca bunu yaşamış ve hayatı boyunca onun garip olduğu, daha aşağılık olduğu, daha aşağısı olduğu, daha kötü olduğu söylenmiş ve en nihayetinde bu da ona inanmış bir şekilde o kadar inanmış ki ona karşısına uçan motosikletle gezen bir dev geldiği zaman ve sen ona bir büyücüsün dediği zaman bir karışıklık olmuş olmalı diyor. Burada Harry'nin söylediği şey bu. Kendisine bir dev gel gelip de büyücüsün dediği zaman reddedecek kadar özgüven eksikliği yaşayan çocuğun en nihayetinde kitabın sonunda dünyayı kurtarmaya doğru gelmesine sebebiyet veren tek şey, o özgüveni kazanmasına sebebiyet veren tek şey ait olduğu çevreyi bulması.
kendine ait olduğu yeri bulması, o merdiven arasından ona o mektubun gelmesi ve onu Hogwarts'ta seni kendi gibi olanlar, yani garip olanlar, yani dışarıda olanlara, yani acayip olanlara yuva açmış bir yerin onu davet ediyor olması ve ben kafamda sadece kendimi böyle kurtarabildim. Ve bu oldu da gerçekten. Bu başıma da geldi gerçekten. Çünkü ben her çocuk gibi kendi Hogwarts mektubumu beklemeye başladım hayatta. Ve bir noktadan sonra o mektup benim beklediğim şekilde ve formatta değil belki ama ben o mektubu beklediğim için, yani bir yerlerde beni kabul edebilecek birilerinin olduğunu düşündüğüm, bildiğim, hissettiğim, umduğum en azından umduğum için bu karşıma geldiği zaman ben bu değilim, bunu hak etmiyorum demedim. Okey, mektubum geldi dedim ve ben artık ait olduğum yerlere gidebilirim dedim ve ben bunu hak ediyorum dedim ve kendim gibi insanları bulabilirim. Harry gibi baştan başlayabilirim ve Harry gibi güzel yerlere doğru gidebilirim yanında güzel insanlar oldukça, yanında ait olabileceğim insanlar oldukça ve bunun için illa kendimi kaybetmek zorunda değilim. Aynen Harry'nin kaybetmediği gibi. Bu bakımdan Harry Potter ve Felsefe Taşı ve sonrasına gelen hemen hemen bütün Harry Potter kitapları benim hayatımda viraj bir noktada duruyorlar. Ve öyle durmaya da devam edecekler. I think of you.